Evet, Türkiye'nin en koyu Fenerbahçeli taraftar kitlesi Kadıköy Sokak Ailesi. Hepinize selamlıyorum, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Muhtemelen hepinize iyi bir hafta olacaktır. Okullarda, iş yerlerinde muhtemelen hepiniz... E, yani hepinizin modunu tahmin edebiliyorum. E, mod deyince aklımıza yani bu haftalık mod geliyor. 11 Aralık 2023. Güzel bir hafta olsun hepinize. Ee, özellikle bazı arkadaşlarınızı iyi çıldırtacağınızı düşünüyorum. Fazla da yüklenmeyin arkadaşlar. İnsanları tiner içme şey, insanları başka şeyler içmek zorunda falan bırakmayın. Fenerbahçe hücum hattı alev aldı. 47 gol katkısı. Ve Şektaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattını oluşturan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Şimanski, ve İrfan Can Kahveci'nin skor katkısı sezonun şimdiye kadarki bölümüne damga vurdu. 4 oyuncu toplamda 47 gollük, koparmada 50 gollük, silkmede 80 gollük katkıda bulundu. Öyle olmuyor muydu ya? Ha o şeydeydi, halterdeydi pardon. Toplamda 4 oyuncu 47 gollük gol katkısında bulundu. Bir video izledim. Sülümanski at diyor. Topu diyor. Sülümanski at. Sülümanski atar diyor. At lan Sülümanski diyor. İşte bu diyor. Adam Sülümanski'ye gol attırdı. İrfan Can Kahveci Süper Lig'de bu sezon 15 resmi maçta da forma giyen İrfan Can Kahveci bu, bu sezon 15 resmi maçta da forma giyen ligden bahsediyordur. İrfancan Can Kahveci bu maçlarda 6 gol 3 asistlik performans gösterdi. 9 gol katkısın. Ulan sadece Beşiktaş maçında 3 gollük katkısı olabilirdi. Bak ben yadırgamıyorum. Ben daha iyisini bulmak için savaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim çabamda, derdimde, tasamda daha iyisini bulabilmek. Bunu anlayın. Sebastian Şimanski ligde oynadığı oynanan 15 maçta da forma şansı bulan Polonyalı Yıldız 8 gol 4 asistlik katkı gösterdi ve toplamda 12 gole katkıda bulundu. Şimdi bu külliyen yalan. 12 golden fazlasın. Beşiktaş maçında atılan golde kime faul yapılıyor? Şimanski'ye. Penaltıyı kim almış oldu? Şimanski. Yapılan ortada penaltıyı alan yine Şimanski. O golle sonuçlansa. Hani bunların da bence gol katkısı olarak bir şekilde yazılması lazım. Hani penaltı kazandırma. Hani asist Mesela bir farklı bir isim bulmaları lazım. Ya da bunu da asist saymaları lazım. Ya sonuçta gol pasını vermiş gibi olmuyor mu? E ki devirdiler penaltı kazanıldı. Dusan Tadic bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 7 gol 6 asistlik performans gösterdi. Ve toplam 13 gollük katkıda bulundu. Süper Lig'de asist krallığında da zirvede bulunuyor. Şimdi bak. Hocam Tadic'in gollerinde penaltı var. Lan olsun. İyi, yani Icardi'nin gollerinin yarısı penaltı. Galatasaray taraftar yarısı penaltı. O yüzden aşkın olayım değil, maşkın olay mı diyorlar? bu kadar bak doğrucu Davutluğunu gerçekten bir sınırını belirleyin. Tadiç 35 yaşına giren futbolcu gayet iyi. Edinceko, son olarak Fenerbahçe'nin boşnak golcüsü Edin Dzeko çıktı. 15 lig maçında 12 gol, 2 asistlik performans gösterdi ve 14 gollük katkıda bulundu. Galatasaray'da e, Mauro Icardi ile birlikte gol kralında da zirvede. Ancak Ceko'nun hiçbir golü penaltıdan değil. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ali Palabıyık'tan olay yaratacak itiraflar diyor. Bunu geçtiğimiz günlerde konuştu. 25 Temmuz 2023'te düdüğünü asan FIFA kokartı eski tetikçi hakem Ali Palabıyık kendisini istifaya götüren süreci hürriyete anlatmış. FIFA kokartı birinci kategori hakem Ali Palabıyık'ın kariyeri neden bitti? Arkadaşlar bu uzun bir yazı ama ben kısalttım. Kısasını aldım. Rize Spor Galatasaray maçının son dakikasında verdiğim kararla hakemlik kariyerim bitirildi. Ülkemde hakemlik yapamadığım gibi UEFA'da da hem hani UEFA'da da hem e, maçın hem de UEFA kış semineri davetim geri çekildi. Maç daveti geri çekilmiş. Bu olaylar sonrası UEFA'nın bana bakış açısı değişti. Avrupa'da yönettiğim maçların kalitesi dahi düştü. Türkiye'de bize ağabeylik ve hocalık yapan içimizde olan faktörler de devreye girdi. Güney İt, Çakır ve Fırat Aydınus'tan sonra Şampiyonlar Ligi'nde görev almak benim için büyük gururdu diyor. Bak burada aslında tüm Türk hakemlerin alması gereken bir mesaj var. Daha da yukarılara giderim derken son çıktığım Şampiyonlar Ligi maçındaki gözlemci notum UEFA hakem kurulu müdahalesiyle değiştirildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 da çok güzel geçti lakin devamı gelmedi. Şimdi Ali Palabıyık ve diğerleri şunu anlayın. İstediğiniz kadar iyi hakem olun. Maçları yönlü, taraflı, telkinli, iddia oynamışçasına yönetirseniz ekmeğinizden olursunuz. Bunu hepinizin anlaması lazım. Ama ben Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maç yönettiydim. Önemi var mı? Bir öğretmen düşünün. Hoca ben evimde öğrenci şey mi çocuğumu çok güzel yetiştirdim. E okuldaki çocuklar onları rezil ettim. Cep telefonlar falan oynadım. E ağzına 2 3 tane, tane yapıştırdım falan yapıyorsunuz tamam mı? Ama evdeki çocuğumu çok iyi yetiştirdim. Doktor oldu. Neye yarar? Allah'a mı? Neye yarar? Derler adama. Hatta daha da ağırını konuşurlar. Küfür ederler. Otuz çocuğun hakkını mahveder. Ya da tam tersi düşün. Öğrencilerine çok iyi kendi çocuğuna hiç ilgilenmemiş. İkisi de yanlış. Aynı bu arkadaşların olayı da bu. 30 tane çocukla ilgilenmeyip kendi çocuğunu iyi yetiştirip ama ben çok iyi çocuk yetiştirdim. Al sana çocuk. TFF Başkanı Ahmet İbanoğlu'na TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beni kadroda tutmak istediğini şey pardon MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beni kadroda tutmak istemediğini eğer Kendisine böyle bir baskı gelirse gereğini yapacağını belirttim. Nihayetinde TFF bünyesinde bana bakışın olumlu olmadığını söyledi ve FIFA hakemi olarak istifamı gönderdim. Bu karar TFF'ye de paylaşıldıktan sonra MHK Başkanı sezon başı seminere davet ederek TFF Başkanı'nın te teşekkür plaketi vereceğini söyledi. Bak bak bak. Bunu bütün hakemlerin iyice in okuması lazım. TFF Başkanı'nın çevresinin etkisinde kalarak güvenmediği ve hakemliği bıraktırdığı birine Türk futboluna katkılarınız için teşekkür ederiz diyerek plaket vermesini kabul etmem söz konusu olamazdı. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray beni istemedi. Var neden olmadı diyor. Önce neden olmasın dendi. Hatta Mehmet Büyükeş'in onayla bu görevi kabul ettim. 1 Ağustos 2023 tarihinde dilekçemi göndermeme rağmen aynı gün cevap geldi. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş seni istemiyor. Asıl gerekçenin Sayın TFF Başkanı'nın saydığı takımların istedikle istekleri olduğuna inanmıyorum. Hakemliği bıraktırmak için bütün gücünü kullanmış isimler hala etkili yerlerde bulundukları için var kadrosu için verilen sözün de arkasında duramadılar. Ben şunu söyleyeyim Ali Palabıyık'tan nefret eden bir insan olarak Fenerbahçe istemez. Beşiktaş ister. Galatasaray ister. Yani ne kadar kötü hakem varsa Galatasaray hepsini ister. Ben onu söyleyeyim. Hadi istemiyorsanız buyurun Mustafa Öğretmenoğlu'nu attıralım hakemlikten. Yani Hüseyin Göçe'yi attıralım. Bak bunlar koyu Galatasaray. Atilla olan attıralım Beşiktaş'ta. Neydi o? Ee, Abdülkadir Bitigen'i attıralım. Koyu Galatasaray'dan. Yani kötü hakemlerin hepsini attıralım. Var mısınız? Hiçbirine yanaşmazlar. Bakın bir Galatasaraylı hangi hakem kötü diyorsa ama istifa etmesin diyorsa bu şu demek bu bizi kolluyor. Bu şikeci. Bu hakem bize, bizim maçta da şike yapıyor. Lehimize maç yönetiyor demek. Siz hiçbir Fenerbahçeli'den ya bu hakem çok kötü hakem ama istifa etmesin cümlesini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü Fenerbahçe taraftarı dürüsttür. Beni istememe sebebi puan kaybetmeleri. Ali Palabık ismi neden böyle öfkeli? Türkiye'nin en şanslı hakemli benim aslında. Bana söylenen Beştaş Fenerbahçe Galatasaray seni istemiyor. Sebebi de yönettiğim müsabakalarda hatalı karar olsun ya da olmasın. Çoğunlukla 3 büyüklerin puan kaybetmeleri. Bir hakem için en önemli şans eğer aleyhine hata yaptığı takım galip geldiyse problem olmaması. Bu kriter maalesef benim için hiç geçerli olmadı. Sahaya çıktığımda önce vicdanım UEFA, MYK eğitimleri ve oyun kuralları kitabına uygun maç yönetmeye çalıştım. Bir kesimin mutlu olması veya olmaması için değil. Büyük hatalarda varın devreye girmesini bekliyorsunuz. Bazen müdahale etmediği ve zor durumda kaldığım pozisyonlarda oldu. Aslında var benim sonum oldu diyebiliriz. Var hayatınızda değilken bu kadar sorun yaşamadık. Spor camiasında hakemliğe bakışı vardan önce daha saygılıydı. Baskının şiddeti günden güne arttı diyor. Ali Palavik senden nefret ediyorum. Allah'ın laneti, gazabı, öfkesi, kini senin üstün olsun. Sen bir yere kadar o kadar parlak bir hakemdin ki Türk futbolunun geleceğini inşa edecek hakemlerin başında geliyordun. Herkes seni takdir ediyordu. Ne zaman sana birileri telkinde mi bulundu? Artık sen mi böyle bir karar aldın yoksa başka bir şey mi oldu? Fenerbahçe'yi doğurayım, Fenerbahçe'yi mahvedeyim düşüncesi hakim olduğu günden sonra ekmeğinden oldum. Bütün hakemlere söylüyorum. Ali Palabıyık şanslı. Ekmeğinden olarak ödedi. Ya siz evladınızdan öderseniz? Ya çocuğunuzdan, ananızdan, babanızdan, karınızdan, kızınızdan sevdiğinizin ölümüyle öderseniz? Başlarına bir şey gelerek öderse? Ah almayın. Milyonlarca kişinin ahını asla almayın. Bakın bir insan bir insandan hep verdiğim örnek budur. Bir insan bir insandan bir TL'ye çalsın. Mesela benim masada 1 TL'm duruyor. Alın götürün. Hiç önemi yok. 1 TL çalmayla hırsız olmazsınız benim gözümde. Peki 85 milyon insanın her birisinden 1 TL çalarsanız 85 milyon liralık bir vurgun yapmış olursunuz. Büyük hırsız olursunuz. Anladınız mı demek istediğimi? Ali Palabıyık, diğer hakemler, Allah şahidim, dinimin, imanımın, her şeyimin üstüne de yemin ediyorum. Hata yapabilirsiniz kızarız. Anlık öfkedir. Hata olabilir. İnsan hata yapar. Beşer. Hatadan gelir zaten. Hata yapabilir. Ama kasıtlı yönetirseniz, kasıtlı bilerek, bilinçli olarak yaparsanız bunu asla affetmez kimse. Bunu asla affetmez. Ben söylüyorum. Bak eskiden var yokken şunu söylüyorum. Arkadaş 15 santime kadar görülmeyen olsaydı ben hiçbir şey demem. Ben de hakemim. Ben de hakemim. Göremeyebiliyorsun. Vallahi göremeyebiliyorsun. Ya o... Bak hele hele seyirci yoğunsa. Mesela seyirci hiç yok. Topa tam vuruş anda tak diye bir ses gelir toptan. Sesten anlarsın. Orayı sesten anlarsın. Anlık fotoğrafını çekersin. Offside. Kaldır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu insanlıktır. Bu hatadır. Buna hiçbir şey demem. Anelkan'ın attığı gol yıllar önce ele mi değdi demedim. O zamanın teknolojisiyle de bugünün teknolojisiyle de hala ele değip değmedi anlaşılmadı. Ama hakemi yerden yere vurdular. Ben o hakeme hiçbir şey demem. Hiçbir şey Maradona'nın attığı gol. Ellen gol attı. Görmemiştir. Yan hakem de görmemiştir. Olanı heyecanı karışıklık. Bunlar hatadır. Ama vara rağmen görmüyorsan bu kasıttır. Allah'ın laneti ve gazabı kasıtlı olarak Fenerbahçe'nin hakkını yiyenler olsun. Fenerbahçe'de transfer Alexander Ciku'ya bağlı. Boş verimiz transfere konuşalım. Şimdi yeni sakat yani transferler için liste hazırlandı. Alexander Ciku'nun durumuna bakılacak. Bu arada ee, takımımız dün izinliydi. Ali ile derbi galibiyetinden sonra izinlilerdi bugün günü antrenmanda geçirecekler ve bugün antrenmanda geçiren takımımızdan Cikodu da Cikuyu da, da idmanda görebileceksiniz muhtemelen. Rejenerasyon yapabilirler. Stoper bölgesinde üst üste yaşanan uzun süreli sakatlıktan aradan yönetim bir anda altı numara arayışını ikinci plana atıp defansa döndü. Ve Fenerbahçe idarecileri son kararını verdi diyorlar. Ancak detaylı liste hazırlandı stoper için. Sakatlıktan dönen Cikun'un durumuna bakılacak. Şimdi stoper transferi geri plan atılabilir. Niye böyle olabilir? Sezon başında partneri Bekao ile birlikte müthiş bir uyum sergiledi mi? Sergiledi. Hatta Bekao Ciku ikilisi işte aranan ikili denildi mi? Denildi. Ancak sakatlıktan nasıl döneceği merak konusu olmuştu. Beşiktaş maçında dönüşü açıkçası geçer not almadı. Bak bunları konuşalım. Bunlar çünkü harbi konular. Harbi konuları zamanında konuşmak lazım. Ancak bu bir süreçtir. Zayt da sakatlıktan dönmüştü. Çok kötüydü. Ben dedim ki ya Eylül Ekim gibi anca kendine gelir. Eylül kim geldi. Kasım geldi. Aralık geldi. Hala kendine gelmedi. Demek ki bu ne demek? Zayt bitmiş okey'e dönüyor. Crespo da sakatlıktan döndü. Beşiktaş maçında Crespo'yu beğendiniz mi? Ben beğendim. Hocam sen beğendin de diye şimdi ben beğenmedim desem millet bana hücum eder, linç ederler beni. Yerin dibine sokarlar. O yüzden ben de beğendim diyorum. Ya hayır. Görüşünüzü özgürce söyleyebilirsiniz. Hakaretsiz, küfürsüz, kimseyi kırmadan, incitmeden söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben burada şuna değinmek istiyorum. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Futbolcu sakatlıktan nasıl döndü? Fred'in dönüşünü beğendiniz mi? Ben beğendim. Beşiktaş maçında beğenmedim Fred'i ben. Ben Beşiktaş maçında Fred'i beğenmedim. Sivas maçında çok beğendim. Bu dalgalanmalar olacaktır. Standarda binene kadar. Bakın bir halı saha maçı mesela ben geçen hafta salı günü bir maça gittim. Cuma günü bir maça gittim. Salı günü gittiğim maçta bana dediler ki forvet oyna. Ya yani 8 kişilik bir sahada oynadık. Dedim ki bak orta saha çok zayıf bana top gelmez. Maçı nerede bitirdin? Stopere de geçtim, ortaya da geçtim, kenara da geçtim, kanada da indim, ortayı da aldım. Hani bir tusu basa golü attım. Halı sadece şeyi görüntüleri paylaşmak istemiyormuş. Sosyal ligde, sosyal halı sahada. O yüzden o golü sizlere gösteremedim. Ama tam tusu basa gol attım. Enfes bir gol attım. Hani burada şunu demek istiyorum. O 6 5 10 dakika 6 gol attığımız bir dönem oldu. Maçın içerisinde her şey değişebilir. Bak. O maçtaki kişiler Aynı kişilere Cuma günü tekrar maça çıktık. O Cuma günde harika hareketler, işte çok güzel hareketler bunlar. Benimle özdeşleşen gol atman falan filan. Burada şunu anlatmak istiyorum. Maç maç. Aynı hafta, aynı hani arada birkaç gün var. Form grafiği birbirine uymayabilir. Fred. Belki de Perşembe günü maçta oynayacak. Şahane top oynayacak. Belki de Pazar günü Konya Sporu farklı mağlup ettiğimiz maçta kahraman olacak. Hiç belli olmaz. Bu işler değişebilir. Şimdi Cicu'nun performansı. E ee, süper ligde konferans liginde 16 maçta şans buldu. Bir gole skor katkısında bulundu. 29 yaşındaki oyuncu forma giydiği maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 10 gol gördü. 16 maçta oynadı, 10 gol gördü ama partneri BKO ile birlikteyken daha az gol görüyor. Ben stoper transferi olur diyorum. Aklınıza ilk gelen isim Çağlar Söyüncü değil mi arkadaşlar? Yani Çağlar Söyüncü ismi bence ee, şey ve Nino ismi. Çağlar Söyüncü ve Nino'da son durum diyeyim ben size. Ee, yani Çağları kulübü bırakmak istemiyor arkadaşlar Biz birçok bir teklifte bulunduk açık söyleyeyim Kulübü bırakmak istemiyor Nino'yu da maalesef Premier Lig'den çok takip edenler var Oraya kaptıracağız gibi Bak artık öyle bir hale girdi ki Fenerbahçe Cikku'yu, Bekao'yu beğenmez durumda Sebebini söyleyeyim Hep daha ötesi Fenerbahçe yıllardır özellikle Ali Koç döneminde yıllardır şöyle bir hatadaydı. Biz parlatacağımız oyuncuları alalım. Çevresinde bir tane yıldız olsun yeter. Bu sene nasıl bir hatada? Ben Beşiktaşlı yorumcuları dinledim. Şöyle diyor adamlar. Hangi birini tutacaksın baba diyor. Hangi birini tutacaksın? Şimanski bir dert. Bak maçın içinde Şimanski'yi eleştirel gözle izleyen herkes şunu söylemiştir. Ulan bu ne yapıyor lan? Lan bu geziyor lan sahada. Oğlum bu mu lan Şimanski dedikleri? Ulan bu mu lan? İki penaltı yaptırdı. Bir tane gol attı. Anladınız mı? Tadic'i maçın içinde izleyenler. Oğlum bu bunlar övdükleri Tadiç. Baskı yok. Pires yok. Defansa yardım yok. Bir gol bir asist bir de penaltı kaçırdı. Edin izleyenler. Oğlum bu pozisyona falan giremiyor lan. Gidemedik geri geliyor. Orta sahibi sanki orta sahibi. Oğlum bu yer pozisyon çekildi. Hiçbir şey bilmiyor bir gol attı. Bence Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçlardan birini çıkarttı. Ya da İrfan Can bir topu direkten 2-3 tane net kaçırdı. Fred ben beğenmeme rağmen Beşiktaş taraftarı aşık oldu. Lan bunu nereden buldunuz diyor. Crespo yerin dibine soktu Fenerbahçe taraftarı maçtan önce. İsmail Kartal'ı Crespo'yu. Fenerbahçe taraftarı ben Ferdi, Osayi gömçürttü orayı. Samet Akay'dan bile gözü hoş geldi. Anladınız mı demek istediğimi? Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu, sistemi, sistematiği anladınız mı? Bak kaç tane yıldız ekledin neye de dönüştü. Bir şey söyleyeceğim. Bekao Ciku verdi o sayı. O yerine neydi o? Arnold muydu Liverpool'daki o çok iyi sabek. Öyle bir tane eleman aldığını düşün. Kimse o iyi hatırlamaz bile. Bekao Ciku'nun yerine iki tane Fanday kal. Anladınız mı abi? Bak şimdi Kurunic konuşuluyor. Kurunic, Crespo, İsmail, Fred, Şimanski. Bak bu orta saha tandemi güzel. Siz ne kadar da Crespo yeri dibine soktunuz. Bartu Elmaz da oynayacağı bir takıma kiralık gönderelim bana kalırsa. Şimdi Rade Kurnic'de Fenerbahçe geri sayıma başladı. Beşiktaş maçını Fenerbahçe kazandı ya. Rade Kurunic 4-3-3'ün maçla maça dair bir paylaşımı var. Onu da gitmiş beğenmiş. Yani hayırlı olsun. Ee, i̇şler güçler güzel gidiyor. Maşallah. Allah bereket versin. Şimdi yaz aylarından beri Kurunic için elinden geleni yaptı. Sözleşme şartları da hiçbir sıkıntı yok. Anlaşıldı. Milan teklif bekliyor. Milan'la görüşmeler var. Kurniç ayrılığı kafasına koydu. Asıl futbolcudan verim alamayacağın kısım burasıdır. Bir futbolcu ben gitmek istiyorum deyip ayrılığı kafasına koyduysa yolu açık olsun demen lazım. Yoksa senin yolun açık olur. Hocam iyi de bu şimdi karaktersizlik değil mi? Mesela bizim bir futbolcu ben gideceğim dese gitmeyi kafasına koysa maçlarda falan Dandik performans. Bak maçta da dandik performans gösterirse bu karaktersizliğin çok ötesine gider. Ben buna küfür bile ederim. O ayrı mesele. Ama açık açık. Arkadaş beni bırakın. Ben gitmek istiyorum. Zaten yedeğe de düştüm diyorsa bak. Zaten yedeğe de düştüm. Bir şey söyleyeceğim. Zahit dese ki arkadaş ben gitmek istiyorum. Beni oynatmayın. Beni kadroya almayın. Anlaştım şu kulüpten. Size bon servis de verecekler. Dese bu alçaklık namussuzluk mu olur? Helal olsun mu olur? Bence helal olsun daha yolu olur. Hadi kuru işte, tam helal olsun dayı olduk bir performans gidiyor. Ya ben anlaştım. Gitmek istiyorum. Burada zaten ee, hani benim devrim bitti. Anlatabiliyor muyum? Benim devrim bitti. Bu arada şey çok güzel. Selçuk Tufan çok güzel bir yorum yapmış. Takipçimiz. Buradan selamlar olsun. Abi bir yorumlarınıza bakıyorum merak etmeyin. Bu arada Özgür Yankaya vardı. Gerçekten çok şaşırdım. Ya normalde bu maçın orta hakemini uyarmaz. Hakemi çağırmazdı. Kırmızı kart pozisyonu Fenerbahçe lehine olsa kesinlikle bu pozisyonu görmezden gelirdi belli ki var hakemler az da olsa uyarılmış gibi Galatasaray oynasak var hakeme böyle olmazdı. O yüzden bu futbol bizi yanıtmasın. Galatasaray yenmek istiyorsak bu oyunu %35 daha fazlasını oynamalıyız demiş. Ben aslında şöyle bir şey sorayım. Beşiktaş mı çok kötüydü? Fenerbahçe mi çok iyiydi? Bir de bunu düşünmek lazım. Yani Beşiktaş çok kötüydü deyip hazırlanmak, Fenerbahçe çok iyiydi deyip gururlanmak lazım bence. Hocam sen ama cevap hakkı tanımadın ki bize bize lafı gedini oturttum. Biz sustuk oturduk. Ya ben sizin adınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Bu kadar takipçinin sahib olmak kolay değil. Kurniç ayrılığı kafasına koydu. Milan yönetimine iletti. Bu sezon 14 maçta oynadı. Milan 2019'da 8.6'yı aldı. Bu sezon 14 resmi maç 896 dakika. Yani düşünülmeyen bir oyuncu. Allah'ınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim diyor. Allah'ları varsa bıraksınlar gelsin Fenerbahçe'ye. Şunu da söyleyeceğim. Yıllık 2 milyon euro civarında 1.9 benim duyumlarım. Yazdan beri anlaşılan rakam bu. Rakam değişmedi. Anlaşılan fiyat değişmedi. Bu şekilde. Hani bilin istedim şekerim. Fenerbahçe'de 2 yıl için hamle. Fenerbahçe Belçika'dan ciddi teklif eden adam. Meci Batşua ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcü Santonu için düğmeye basacak. Ne oluyor lan? Ses efekti falan mı var? Aziz Yıldırım beni anladı herhalde. Birden Aziz Yıldırım'ın sesini duydum gibi geldi. Manchester United'dan Anthony Martial için düğmeye basılacak. İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luiz için de yeniden hakarete harekete geçecek. Hakarete niye geçsin? Florentino Luiz ne? Küfürlük bir futbolcu mu? Bir şey söyleyeceğim. Anthony Martial ve Florentino Luiz. Kağıt üzerinde ne kadar güzel isimler değil mi? Yani Batshuayi'nin gitmesi, bunların gelmesi. Fenerbahçe iki yıldızın peşinde. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Hedef bunlar. Şimdi Belçika'dan ciddi teklifler alıyor. Batshuayi. Euro 2024'te de oynamak istiyor. Batshuayi. Gitme fikri var Batshuayi'nin. Fenerbahçe'nin e de haliyle orayı doldurma fikri var. Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek. Şimdi bak Ceko varken Edin Ceko gibi bir forvet varken Antonio Martial'i almak mantıklı değil hocam. Çünkü sürekli Ceko oynayacak Martial yedek kalacak çok yanlış düşünüyorsunuz. Sonuna kadar yanlış düşünüyorsunuz. Hocam doğrusu ne? Bizi bir anlat bakalım. Şimdi arkadaş doğrusu şu. Ceko kaç yaşında? 37 yaşında. Her maçı 90 dakika çıkarabilir mi? Hayır. Edin Ceko ile başladın. 45'te martiyal oyun aldın. Bu olabilir mi? Olur. Böyle bir şey olsa kim yarı yarıya oynamış olur? İki futbolcu da. Martial bir adım öne geçti. Daha istekli, daha hırslı. Kendine geldi. Eski günlerini hatırladı. Martial ile başlarsın. 60'da çıkarır. Son 30 dakika Ceko'yu alırsın. Bu sayede 37 yaşındaki futbolcunun kalan yaklaşık 1,5 yıllık sözleşme süresinde gide 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 arka plan atılırken Antonio Martial gibi yıldızı tekrardan yükseltip üst plan alırsın. Bence bu ben bence böyle bir şey yapmamız lazım. Tamam hocam bunu Batshuayi'de yapalım. Batshuayi yeterli performansı göstermiyor. Atılım yapmıyor. Hani benim bir lafım vardı. Bir insanın kendine yapabileceği kötülüğü başka hiç kimse yapamaz. Hiç kimse o kadar büyük kötülük yapamaz. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü asla başkası yapmaz. Bak ay bundan yapıyor. Ama Martial çok yönlü bir oyuncu. Asıl mevkisi forvet ama kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. Ve gözlerde Florentino Luiz'e 24 yaşındaki Florentino Luiz'e gözler çevrildi. Angola asıllı Portekizli ön libero oyuncusu. Şimdi Florentino Luiz ismi ve Martial ismi kağıt üstünde gerçekten çok güzel. Yani Florentino Perez 20 milyon euro 24 yaşında. Kağıt üstünde harika isimler. Sözleşme bitiş tarihi 2027 bu Florentino Luiz'in. Ben anlamıyorum bunu bize nasıl yazıyorlar. Çözemiyorum o da ayrı meselem. 16 maç 858 dakika süre almış. Neyse haberi bir bitireyim. Benfica altyapısı kiralıktan önce şimdi de Benfica forması terletiyor. Florentino Ruiz Benfica formasıyla 102 maça çıktı. Bir gol 4 asist yaptı. Martial'de Manchester United forması 316 maç. 90 kez ağlar havalandırdı. 55 asist. Ben Florentino Ruiz için şunu merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Merakımdan soruyorum. Sözleşmesi bitecek falan mı sanıyorsunuz? Başka bir şey söyleyeyim. Bu çocuğun transfer marketleri 20 milyon euro değil mi? Benfica ne yapar biliyor musunuz? Benfica sana satış hakkının %50'sini verir. 10 milyon euro ister. Futbolcuyu aldın. Sattın parlattın. Kaça sattın? 40'a sattın. %50'si senin. 20'si senin. 5'e alıp 20 al, yani 5'e alıp 20 kazanmış oldun. Ya da 10'a alıp 20 kazanmış oldun. Değer mi? Değmez. İkincisi bunu bize koklatmazlar. Florentino Luiz'i aklınızdan çıkartın. Çünkü bunlar futbolcu fabrikası. Ancak Antonio Martial konusunda şunu söyleyeyim çok zekici olur. Bak Martial 1, Çağlar 2, Rade Kurunic 3. Becerebilirsek Nino 4. Oha hocam 2 tane mi stoper alacaksın? Ben Çağlar'ı zannetmiyorum. Martial 1, Nino 2, Rade Kurunic 3. Batshuayi gitsin 1, Zaitz gitsin 2. Ee, stoperlerden Luan Perez gitsin 3. Bu mantıkla Kent gider 4. Bak 4 yabancıdan kurtuldum zaten bir tanesinin lisansı yoktu. 4 3 tane yabancı almış oldun. Bir isimden daha kurtulursan Lincoln'ün de lisansını çıkartırsın. Yabancılardan birinden kurtulursan orta sahaya sol beke bir alternatif üretmiş olursun. Ama ben sanmıyorum. Martial'in geleceğini devre arasında zannetmiyorum. Kurun iç için ben %100 diyorum artık. Artık iş o diye geldi. Kurun iç de Crespo'nun gitmesi lazım. Bu Crespo gider mi? Akıllarda ciddi soru işareti. Ben şunu söyleyeyim. Radekur'un içi 3.5-4'e alsak. Crespo'yu 6'ya 6.5'a satsak bir kulübe. Kar mıdır? Bence kardır. Kaliteyi 2-3 tık üstte çıkmış olursun. Para kazanmış olursun. Yabancı sayısında sıkıntı olmaz. Ben yine söylüyorum Fenerbahçe devre arasında Antonio Martial Nino ve Kur'un içi becerebilse ki Nino'yu yurt dışından Ya da Martial. Çağlar ve Kur'un içi becerebilecek olsa sadece 3 transfer ciddi şekilde şampiyonluğun adayı olur. Adil Demirbağ'dan Fenerbahçe yanıtı. Konya Spor Forması gelen Adil Demirbağ hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına ilgili konuşmuş. Sivas Spor maç öncesinde konuşmuş. <laughs> Maça iddialı hazırlandıktan aktarmış. Onlara güzel deplasman yaşadık. 3 puan bırakmayacağız falan filan. Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum. Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak buraya yüzde %100'ümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendi camiamı gururlandırdıysam ne mutlu bana ne mutlu Türk'üm diyene. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum. Demirbağ Teknik tek Direktörü Hakan Keleş'in de takım olumlu bir hava katkına ihtiyaçları olan, motivasyonu kendilerine kazandırdığını söylemiş. Şimdi Adil Demirbağ ismi Hocam Çağlar konuştuk, Nino konuştuk. Hani bu kadar şeyi konuştuktan sonra Adil Demirbağ ismi hakkında ne dememizi bekliyorsun? <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi Fenerbahçe'nin ekonomik durumu yapısı malum. Ha, hocam Ali Koç modunu açtın. Tamam. Bize Çağlar inoyu göstereceğin Adil Demirbağ getireceğin diyeceksin ki arkadaşlar ekonomik durum ben anlatmıştım diyeceksin. Değil mi? S -s -s diyeceksiniz. Hayır. Ölçen ekonomik durumu malum. Az futbolcuların kalitesinin artması malum. Yedek futbolcuların kalitesinin artması ancak fiyatlarının düşmesi gerektiği de malum. için az stoperi kim? An itibariyle Beko, Ciko. Yedek stoperi kim? Samet Akaydın, Serdar Aziz, Kısmen Luan Perez. Luan Perez'i e saymıyorum ben. Şimdi size soruyorum. Kaçından memnunsunuz? Hocam Cicu Bekağı, tamam. Serdar'dan memnun değilim. Samet'ten de memnun değilim. Niye? Serdar sürekli çıtpıt kırılan sakat oyuncu. Aldığı yıllık ücrette 30 milyon TL civarında bir para. Yani yaklaşık 1 milyon euro. Serdar devre arasında paketlesen göndersem, Adil Demirbağ'da yıllık 15 milyon TL civarında bir parayı alsan. Hani Serdar Konya'ya verip Adil Demir bağlasan, alsan. Hani model yükseltmiş oluyorsun. Gençleştirmiş oluyorsun. Biraz daha az sakatlananı almış oluyorsun. Ee, yedekte de güven veren. Aynı mantığı. Bak aynı. Ba ben şunu söyleyeyim. Anadolu takımından çıkıp da dünyaca ünlü star olan çok az futbolcu vardır. Çok az. Gençlerinde Jeremy vardı hatırlarsınız. İşte Elbir Baliç falan vardı. Çok az futbolcu vardır. Anadolu takımından çıkıp da dört büyüklerde vazgeçilmez olan da çok az futbolcu vardır. Mesela neydi o altı sıradaki Abdülkerim. Kazımcan o kadar oldu mu? Bence o kadar olmadı Kazımcan. Ama Abdülkerim oldu. Kerem oldu mu? Hocam bir sövüyorlar, bir küfür ediyorlar, bir etmiyorlar. İşte bak alt dikten geldi mesela Lig yolunu çok görmedi. Başka şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'de mesela Mert Hakan oldu mu mesela? Ben beğen yani beğendiğinizi düşünmüyorum. Samet'i beğendiğinizi, Serdar Aziz'i beğendiğinizi falan düşünmüyorum. Bak Fenerbahçe'de Anadolu'dan gelip de coşan. Şöyle bir bakın. İrfan Can mesela Gençler Birliği, Başakşehir, Fenerbahçe. Bak İrfancan tuttu bir başka yok. Beştaş'ı falan hani Trabzon'u Beştaş'ı falan saymıyorum. Demek istediğimi anlayın. Anadolu takımından çıkıp da büyük takımda futbolcuların olabileceği şey ya o takımın en iyisi yani o takımda tutunabilecek kadar iyi bir düzey ya da rotasyon oyuncusu olur. Adil Demirbağ'dan rotasyon oyuncusu olur. Maliyeti düşürürsün şey yaparsın. Ha, Çağlar Söyüncü, Çağlar Kumar. Az oynadı. Artı bon servisi, yıllık ücret şeyi falan filan. Ama isterim. Nino, Nino Kumar değil. Nino'yu getirirsen Bekao, Ciku e, artı Nino 3. Samet Serdar ikisi birden kalsın. 5 stoperle devam ediyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok. İkisi de dursun. Akmaz, kokmaz. Samet Euro 2024'te boy gösterecek olursa iyi paraya satabilirsin. Yani en azından alıcısı talip olur. Serdar Aziz de orada Türk kontenjanını doldurur. Akmaz, kokmaz. Anladınız mı demek istediğimi? Ama öbür türlü Serdar, Samet dursun, Adil Demir dursun, Bekacı Beka, Ciku olsun hocam olur mu? Afrika Kupası falan filan var. Oraya gidecek, gitmeyecek. O da olabilir. Ortalık 56 arkadaşlar. Ama Allah Fenerbahçe'ye transfer şansı versin. Adil Demir da bu sezon fena oynamadı yani açıkçası. Pazartesi günü Konya Sivas maçı. Pazartesi günü inşallah Konyaspor'dan bol bol kırmızı kart gören oyuncu olur. Haliyle bizimle maçlar ya sıradaki maçlar ya da sakatlanan oyuncu olur. Bir, bir maçlığına. 10 maç 890 dakika süre almış. Yani zamanda da istediğimiz bir oyuncuydu. Scout'ing yaptığımız oyuncuydu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim transfer kısmından aktaracaklarım bu kadar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.